Aslında ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Söylemezsem olmaz programı zaman zaman güzel habercilik, gazetecilik yapıyor. Orada Tabii. aynı jürideyken Ebru Gündeş'in kocasıyla yaşadığı hadisenin gizli ilişkisini bir başka jüri üyesinin bildiğini iddia etti. Söylemezsem olmaz programı Bircan Bali ve o ismin kim olduğuyla ilgili de tahminler ileri sürülüyor. Bu konuda ne diyorsun? Evet, bu konuyu ben de ilk patladığı zaman bazı basından tanıdığımız arkadaşlarımızla bu konuyu konuştum ben. Bunu hatta bu konunun doğru olmadığını iddia eden bir grup da vardı. Ve bu konuyu araştırmış bir grup da vardı Bilal abi. O dönem ilk patladığında hadise olayı, Ebru Gündeş boşanmak istediğinde Bircan Bali'nin o anlattığı kesinlikle doğru. Ben de o dönemlerde duydum. Hatta Murat Boz'a söylemiş. Hadise Yani Amerika'da bir takım elbise satın alıyor. O takım elbiseyi İstanbul'da üzerinde görüyorlar. Herkes çok beğeniyor. Sonra gazeteci arkadaşlar o takım elbisenin faturasını Reza Zarrab üzerinden araç gibi. buluyorlar. Ve ilişki öyle çıkıyor zaten ortaya. Değil mi? O zaman öyle Aynen düşünüyorum. Ebru Gündeş zaten ondan sonra duymuş. Yani asıl ilişkiyi çıkaran nokta burasıymış zaten. Burasıymış. Ve de doğru olduğunu ben de bazı hatta bu haberle ilgili kişilerle bile görüşmelerimde duydum yani. Bircan Bali'nin bu yaptığı haber kesinlikle doğru. Bilal Özbilge çok iyi, güzel gazetecilik yapıyor. Çıkardığı haberler, evet, gündemi hakikaten, ekibi de güzel bir ekip. Peki şunu da söyleyeceğim sana Onur. Bu isim Murat Boz, bilen isim. Öyle diyorsun, öyle mi? Ben de Hadise Murat Boz'a anlatmış mı bu olayı, senin duyduğun? yani Murat Boz bunu duymuş. Murat Boz yani ilk hani Bircan Bali'nin iddiasındaki kişi. Yani şu anda hala jüri dediği kişi Murat Boz. Yani onun vasıtasıyla sanıyorum ki Ebru Gündeş duymuş ve o şekilde zaten bir de hizmetçi varmış. Hizmetçiden de duyuyor sanıyorum. Onunla da ilgili bir şeyler vardı o dönemde. Herhalde ikisi üst üste geldi. Bir de Artık falcı, kesinleşti. bir de oraya giden falcı, Miami'ye Reza Falcı. Zarrab'ın çağırdığı falcı da dönüşte Ebru Gündeş'i anlatıyor iddiası vardı. Değil mi? Evet, ben hizmetçi olarak yanlış söyledim, falcı. Oradaki asıl olay falcıdan, evet, çıkıyor fakat bu olay da üstüne herhalde geliyor o dönemde. Yani o dönemde konuşulurken ben Murat Boz ismini duymuştum iddialarda. Yani aynen bir Bircan Bayi'nin anlattığı olayda duyan kişinin Murat Boz olduğunu da kulağıma gelmişti Bilal abicim. Evet. Acaba Murat Boz arayıp Ebru Gündeş'e söyledi mi, söyler mi? Onu bilemem tabii yani bu iddia ne derece doğru. Ya da başka birinden yayıldı da duyuldu mu? Ama bir şekilde Ebru Gündeş duyduktan sonra hiç açıklama yapmadı zaten. Kendisi hiç konuşmadı bir daha bu konuyla ilgili. Çok doğru söylüyorsun. Ebru Gündeş bu konuyla ilgili son derece ketum davrandı, suskun kaldı. Bu durum ilk basına sızdığı zaman, hadisenin ismi verildiği zaman, yazıldığı zaman Hürriyet Gazetesi çok güzel bir gazetecilik yaptı. Yani o duymuş, bu duymuş, şu gazeteci arkadaşlar ortaya çıkarmış filan ama bunu ilk haberini yapan Hürriyet Gazetesi. İlk Hürriyet Evet. Gazetesi. Evet. Onlar hızlı davrandılar ve haberler de peş peşe Hürriyet'te yayınlandı zaten. Araya başkası çıkıp da girip Tabii. de bir televizyon programı falan, bak biz de bunu duyduk, şu şöyle bir gelişme var falan diyemedi. Yani herkes Tabii. bizim gibi Hürriyet ne yazacak diye izledi. Hürriyet'in Tonguç Aytaç, yanlış söylüyorum soyadını da ismini de, çok değerli bir adliye muhabiri, Bodrum'da şeyleri, boşanma kağıtlarını, dosyasını
inceledi. Zaten adliyede iyi gazeteciler öyle. Avukatların ancak avukatların ulaşabileceği, taraf avukatlarının ulaşabileceği dosyalar hakkında bilgi alabiliyorlar o gazeteci arkadaşlar. Bu da tabii yılların tecrübesi. Zaten Bilal abicim, gazeteciler, o faturaya da gazeteciler ulaşıyor ve o faturanın Reza Zarrab tarafından kesildiğini işte jüri üyesinden birine söyleyen de gazeteciler, magazinciler. Onun da Murat Boz olduğu benim kulağıma geldi. Evet. Artık ne derece doğru tabii bilmiyorum ama iddialar sağlam kaynaklardan bu iddiaları. Benim de güvendiğim. %1500 hatta %10.000 %1 milyon diyeyim. Ebru Gündeş hadise olayını duyduğu anda boşanmaya karar verdi. Ebru Gündeş dava açtığı zaman Bodrum Adliyesi'ne ikametgahını burada gösterip burada dava açtığı zaman daha yeni zaten duymuş bir iki gün sonra şey açmış, dava açmış. Yani Murat Boz'un bunu Ebru Gündeş'e söylemiş olması mümkün değil. Çünkü O Ses Türkiye bittikten sonra zaten araya bir Nisan'da filan dava açtı zannedersem Ebru Gündeş. O Ses Türkiye bitiyor, Survivor başlıyor. Ocak, evet. Ocak gibi. Ben Murat Boz'un söylediğini zannetmiyorum. Murat Boz da zaten tanıdığımız, bildiğimiz, yıllardır takip ettiğimiz Murat Boz söylemez bana göre asla söyle. Hadiseyle ilgili asla benim tahminim. Ve Ebru Gündeş kocasının o güne kadar yaptığı her şeyi affetti çocuğu için. Bak burası çok enteresan Onur. New York'ta bir kadınla yemek yerken orada meşhur bir restoranda fotoğrafı çıktı. Ebru Gündeş'in çok yakın olan bir arkadaşıydı. Onu affetti mesela. Onu orada iş yemeğiydi. Seni özlemiştim, seni konuştuk. Ondan sonra ne bileyim bir işi vardı, yardım etmemi istedi. Onun için oturup yemek yedik. 1000 tane laf söyler Reza Zarrab söylemiştir. O da olabilir demiştir. Sineye çekmiştir Ebru Gündeş'te. Kulağına zaman zaman gelmiştir. Kadınlarla geziyor, tozuyor Reza Zarrab. Kocan New York'ta diye. Gözümle görmeden hiçbir şeye inanmam. Hepsine sineye çekmiştir. Ama ne zaman aynı jüride olduğu bir kadının kocasıyla, hadisenin kocasıyla birlikte olduğunu duydu, boşanma davası açtı. Tabii. Tabii Bilal abiciğim, benim de şöyle bir düşüncem var. Aslında bu fatura olayını duymadan o davayı açtı. O falcı olayıyla bence duydu. Ben öyle düşünüyorum. Bu fatura olayını belki ona söylemediler. Belki o daha basından yeni bile duymuş olabilir. Yani o kişiler konuşmamış olabilir Murat Boz'la yer dedikleri gibi veya da başka bir jüriyse ise. Ama falcı olayından sonra, dava açıldıktan sonra davadaki şeyleri inceleyen o adliye gazetecisi de bazı şeyleri ortaya döktü. Daha sonra da bunlara ulaşılmış olabilir tabii ki. Toygun Atilla. Sırayla. Toygun Atilla o gazetecinin adı. Evet. Ayrıldı, Hürriyet'ten ayrıldı. O da TV'ye genel yayın müdürü oldu. Çok değerli bir gazeteci. Evet. Daha yeni bu dediğim oldu. Şu çıkıyor Onurcuğum, sevgili arkadaşım. Şu çıkıyor. İhanet. Bir kadın ihanete uğradığını kabullenmeden Ebru Gündeş o kadın kocasına boşanma davası açmadı. Bütün iddialara, söylemlere rağmen seni yorumlar, şunlar bunlar, kocan Türkiye aleyhine çalıştı, Türkiye aleyhine ifade verdi, vatan haini, şu bu, adam zaten Türk değil ki. Türkiye pasaportu vermişler ona ama adam zaten İran. Hiçbir şey değil adam. Tabii. Şu anda hepsini sildi. İran'ı, Azerbaycan'ı da sildi. Şu anda bambaşka bir kimlik aldı üzerine, değil mi? Ne kadar enteresan, ne kadar ilginç. Tabii. Ne kadar ilginç. Sen ben yapabilir miyiz? Ya o kadar paramız da olsa, o imkanlarımız da olsa yapar mıyız? Böyle bir şey var İşte mı? İşte başka türlü şeyler var. Böyle bir şey var mı ya? Senin anandan, tabii, babandan doğduğun kimliği değiştir. Sen şey yap, yani tabii, at, bütün her şeyi at, geçmişini at. Çok enteresan. Onur Akay, hatta Reza Zarrab şarkılar bile yaptı biliyorsunuz değil mi? Besteler. O bestelerin de çalıntı olduğu iddia edildi. Çalıntı bana geldi. Bana ispat edenler bile oldu yani. Öyle para mi karşılığında yaptırmış birçok şeyler. Evet. Çok güzel. Reza Zarrab
Ebru Gündeş'i ve Ebru Gündeş'ten önce Günel'i çalıntı bestelerle, şiir, evet, şarkı sözleriyle tavlamış. Bunu da Onur Akay, ünlü besteci, yorumcu ve yazar Onur Akay, emin ellerden, emin kaynaklardan öğrenmiş ve açıkladı.